Reşit Behbudov'un sesiyle hafızalara kazındı. Gence'den Bakü'ye işgalden kurtuluşun ve yeni cumhuriyetin kuruluş hikayesini günümüze taşıdı. Laleler türküsünden bahsediyoruz. Peki neden lale yetişmeyen Gence'nin böyle bir türküsü var? Cevabı haberimizde. Yazın evvelinde Gence çölünde, yazın evvelinde Gence çölünde, çıkıplar yine de dize laleler, dize laleler. Telman Acıyev'in meşhur Laleler türküsünü daha önce defalarca dinlemişliğimiz vardır. Peki bu türkünün Osmanlı ordusu askerleriyle olan hazin öyküsünü hiç duymuş muydunuz? Eğer duymadıysanız gelin 102 yıl öncesine gidelim. 1918 yılında Ermeniler Azerbaycan'a işgale başladı. Başta Bakü, Guba, Sumgayit olmak üzere birçok şehirde büyük katliamlar yaptı. Çoluk çocuk, kadın yaşlı binlerce insan zulme uğradı. Katliamlar üzerine Emin Resulzade Başkanlığındaki Azerbaycan Milli Şurası Osmanlı Devleti'nden yardım istedi. Omurgasını İstanbul'dan yola çıkan askeri birliğin oluşturduğu Kafkas İslam Ordusu 25 Mayıs 1918'de Gence'ye girdi. Başlarındaki kırmızı pesleri ve püskülleriyle adeta gelincik tarlası gibiydi. Azerbaycan Türkçesinde gelinciğe lale deniliyor. Şair Telman Hacıyev de bundan esinlenerek kalemi eline alıyor ve özlemle beklenen Osmanlı ordusu için bu dizeleri yazıyor. Laleler türküsü aradan geçen 100 yılı aşkın süreye rağmen Azerbaycanlıların en sevdiği türküler arasında yer alıyor. Hele bir de Reşit Behbudov söylerse...